Ayrılık genellikle bir ilişkinin bittiğine doğru işaret eder. Ancak bir narsiste ayrıldığında genellikle böyle olmaz. Sen tüm iletişimi kessen bile bir narsist ısrarla senin dikkatini çekmek için yeni yollar aramaktan geri durmayacaktır. Seni terk etse bile genellikle hayatına devam etmene izin vermez. Çünkü narsistik kaynaklarının kesilmesine dayanamaz. Senden ayrılsa bile hala senin ilgine muhtaçtır. Çünkü bir zamanlar doymak bilmez ilgi ve hayranlık ihtiyaçlarını sen karşılamışsındır. Şimdi gelelim narsistin ayrılık sonrası senin tekrardan ilgini istediğinin 8 işaretine. Ama konuya girmeden önce ufak bir hatırlatma olarak narsistin manipülasyonlarını anlattığım e-kitabıma bir bakmanı tavsiye ederim. Ayrıca videoların yararına olacak yorumlarını atmanı, beğenilerini atmanı da isterim. Abone değilsen de bir kontrol edebilirsin. Şimdi konuya geri dönersek ilk işaret olarak senin dikkatini sürekli kendi üzerine çekmeye çalışması olacaktır. Narsis bir eski sevgili senin dikkatini çekmek istiyorsa genellikle denenmiş ve test edilmiş bir teknik olan aşk bombardımanına başvurur. Burada ilk olarak senin iltifatlara, hediyelere, hayranlığa ve sevgiye boğmayı ve benzeri davranışları içerir. Aşk bombardımanı birinin dikkatini çekmenin harika bir yoludur. Tam da narsistin düşük öz telafi etmek için istediği ve ihtiyaç duyduğu şeydir. Burada özellikle narsist kişi sürekli ilgi arar ve diğer insanların da bunu istediğini varsayar. Elbette narsistin burada amacı senin kendini iyi hissetmeni sağlamak değildir. Senin direncini zayıflatarak üzerindeki kontrolü yeniden ele geçirmektir. İkinci olarak ise narsist kişi bir anda ortaya çıkmaya başlar ve sürekli bunu tekrarlar. Narsist sana yanlışlıkla mesaj atmak veya seninle karşılaşmak gibi çeşitli dikkat çekmeye davranışlarını kullanabilir. Misal olarak diyelim ki narsist kişi partnerinden uzaklaşmak zorunda kaldı ve narsist kişi eski partneri ortaya çıkmadan hiçbir yere gidemiyor gibi görünür. Bunun sadece bir tesadüf olduğunu iddia edip dursa dahi neredeyse onu takip ediyor gibidir. Yani şu şekilde düşünebilirsin. Narsist kişi daha önce hiç kahve içmeyen birisiydi ama şimdi her sabah eski partnerinin iş yerine yakın bir kafeye gidip kahve içiyor. Hatta eski partneriyle aynı spor salonunda çalışmaya başlayabiliyor. Bunlar spesifik örnekler. Ve bu şekilde sürekli ilişkisine devam etmek istediğini söyleyip dursa da aslında onun ilgisini istediğini açıkça belli eder. Ve bu davranış biçimi de oldukça rahatsız edici ve reddedilen ya da kenara atılan narsist için tipik davranış kalıplarıdır. Reddedilme nedeniyle kendisini derinden yaralanmış hisseder ve artık onu hayatında istemediğini bu kişi kabul edemez. Üçüncü olarak ise daha spesifik bir işaret olarak narsist kişi abartılı endişeler göstermeye başlar. Az önce bahsettiğim senaryoda olan durumda eski bir partner bir yandan narsistin en sevdiği mekanlarda ortaya çıkmasıyla uğraşırken bir yandan da narsistin sahte endişesiyle mücadele etmek zorunda kalır. Narsist kişi onu kafede gördüğünde endişeli bir şekilde görünür ve hemen soruları sormaya başlar. İyi misin? Yine uyku problemi yaşıyor musun? Gibisinden sorular sorar. Onun geçmişteki sorunları hakkında bilgisini, dikkatini çekmek ve kendisini tek kaygısı onun iyiliği olan şefkatli bir figür olarak sunmak için kullanır. Hatta daha da ileri gidip senin ortak arkadaşlarına senin için endişelendiğini söyleyerek seni kontrol etmelerini ve nasıl olduğunu kendisine bildirmelerini isteyebilir. Ve farklı bir yol olarak şunla deneyebilir. Ansızın bir akşam aramayla seni ayrılığın çok etkilediğini anladığını söyleyebilir ve narsist senin yanına gelip seni teselli etmeyi teklif edebilir. Bu da en bariz narsis eski sevgilinin dikkatini çekmek istediğinin açık bir işaretidir. Ancak teslim olur ve ilgisini sen kabul edersen kısa süre sonra bunu sana karşı da kullanacaktır. Dördüncü olarak ise seni sabote etmeye başlar. Narsis kişi seni iltifat yağmuruna tutmak ve sahte bir ilgiyle senin dikkatini çekmeye çalışmak işe yaramazsa eğer, narsis bunun yerine sabotajı deneyecektir. Bu sabotaj yapma evresi ince bir şekilde ya da çok bariz olabilir. Ancak hangi şekilde olursa olsun her zaman zarar vericidir. Daha gizli ve sinsi bir narsist ise sosyal medyada herkese senin açık fotoğraflarını yayınlamak veya senin arkadaşlarına ruh sağlığı sorunların için profesyonel yardıma ihtiyacın olduğunu söylemek gibi daha gizli teknikler kullanabilir. Tabii bunları sosyal medya üzerinden yapması da gerekmiyor. Seninle direkt olarak senin ortak arkadaşlarına direkt olarak fiziksel temas kurabiliyorsa yüz yüze iletişimle de bunları yapabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Firmalar reklamın iyisi kötüsü olmadığına inanmaması gibi narsist de olumsuz ilgi diye bir şey olmadığını düşünür. Kendisinin merkezde olduğu sürece her türlü ilgi onun için iyidir. Bu şekilde dahi olsa hala temel narsist ihtiyaçlarını karşılamış olur. Yani yeni ayrılmış bir narsist sabotaj yoluyla dikkat çekmeye çalışıyorsa yapılacak en iyi şey onu görmezden gelmektir. Beşinci olarak ise narsist senin hakkında daha fazla, daha yeni bilgiler edinmeye çalışır. İlgi arayan narsist kişi başkalarını kullanmak anlamına gelse bile seninle bağlantısını sürdürmek için her şeyi yapacak. Narsisti eğer ki engellediysen senin hakkında bilgi almak için ortak arkadaşların ve aile üyelerinle hızla iletişime geçebilir. Yani narsist senin dikkatini çekebilmek adına, senin hakkında bilgi edinebilmek adına ortak tanıdıklarla konuşması, manipüle etmekte dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanacaktır. Özellikle bu duygusal durumun hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umarak, ''Geçen gün X'i gördüm ve bitkin görünüyordu.'' Bunun gibi ince ipuçları ya da yemleri vermeye çalışır. Ayrıca senin etrafında olan arkadaşlarını senin dikkatini çekebilmek ve seni zayıflatabilmek adına kullanabileceği şekilde senin hakkındaki mahrem ayrıntıları ifşa edebilmeleri için manipüle etmeye çalışır. Yine farklı bir yoldan ise narsist kişi, sen onu takip etmeyi bırakmış veya engellemiş olsan bile kendi işlerini kendisi için yapmak üzere sosyal medya yönelebilir. Yani ortak arkadaşlarından yola çıkarak senin çevrim içi hallerine göz kulak olmasını isteyebilir. Böylece seninle doğrudan iletişime girmeden senin faaliyetlerin hakkında bilgi toplamaya çalışır. Bu da eğer ki işe yaramazsa bir adım daha ileri giderek diğer insanların senin hakkındaki düşüncelerini manipüle edebilmek adına yalanlar ve yanlış anlatılar yaymaya başlar. Altıncı olarak ise Narses kişi artık mağduru oynayabilir. Narses kişi bir noktadan sonra bu taktiklerin işe yaramadığını görürse mağduru oynamaya başlayabilir. Yani bundan sonra senin dikkatini çekebilmek adına yaralı taraf gibi davranacaktır. Bunu doğrudan neden bu kadar acımasız olduğunu anlamıyorum. Veya seni sevdiğimi bildiğin halde neden beni incitmek istiyorsun gibi şeyler söyleyerek yapabilir. Bu tür ifadelere yanıt vermeyi reddedersen, narsist dikkatini senin arkadaşlarını ve tanıdıklarını çevirir. Onlara karşı masum bir kurban gibi davranacak ve tüm suçu sana yükleyecektir. Sözde yaşamış olduğu duyguları abartarak, yıkılmış ve kalbi kırılmış gibi davranarak ve bu davranışlarının bir tepkiyi tetikleyeceğini, seni kendi alanına geri çekmelerini sağlayacağını umar. Narsis ve dikkat çekme söz konusu olduğunda bu şekilde sınır tanımazdır. Yine aynı şekilde, şu anda kendimi çok yalnız ve ihanete uğramış hissediyorum, güvendiğim birinin beni bu şekilde incitebileceğine inanamıyorum gibi duygusal mesajlar paylaşabilir. Veya buna benzer kırık kalbini ve uzlaşma arzusunu anlatan şarkı sözleri veya şiirler yayınlayabilir. Bunları yapan narsist kişi bu teknikleri sadece senin hayatına yeniden girebilmek için kullanır. Eğer sen bu mağduriyete teslim olursan hızla ilişkiye geri çekilirsin. Bu nedenle de sınırlarını korumalı ve kendi tecrübelerine güvenmelisin. Yedinci olarak ise narsist kişi senin sınırlarını kasıtlı olarak aşmaya çalışır dikkatini çekmek isteyen narsist sevgilinle arana mesafe koymaya çalıştın diyelim ama hayır cevabını kabul etmez. Ondan yapmamasını istemene rağmen sana mesaj atmaya devam eder ve sosyal medyada düzenli olarak nostaljik fotoğraflarınızı ve anılarınızı paylaşır. Aşırı durumlarda da seni kendisiyle iletişim kurmaya zorlamak için suçluluk duygusu uyandıran taktikler kullanabilir. Örneğin sempati toplamak için bir kriz uydurabilir ve bu krizi çözmek için senin ona yardım etmek zorunda hissetmeni sağlayabilir. Son olarak ise narsist kişi çok daha farklı bir yol deneyecektir. Senaryoyu tersine çevirecektir. İlgi arayan bir narsist seni incitmeyi umursamaz. Narsistik kaynaklarını yeniden doldurmaya başlamanı ister ve bunu yapmak için de senaryoyu tersine çevirmekten geri kalmaz. Şöyle bir senaryo düşün. Eski sevgilinle birkaç ay önce ayrıldın ama onu neredeyse her gün spor salonunda görüyorsun. Ondan kaçınmak için rutinini değiştirmeyi denedin ancak hiçbir işe de yaramıyor. Ve o insan senin önüne gelip seninle yüzleştiğinde omuz silker ve şöyle der. Spor salonu zamanlamamızdan rahatsız olduğunu bilmiyordum. Ben sadece kendi antrenmanlarıma ve hedeflerimin peşinden gitmeye odaklandım. Bu seni rahatsız ediyorsa bu senin sorunundur diyebilir. Bilinçli olarak seninle aynı mekanda bulunmaya çalışan narsist kişi, şimdi bunu nasıl senin sorunun haline getirdiğini görüyor musun? Yine senaryoyu tersine çevirmenin bir başka yolu da, neden bu kadar önemsiz bir şeye bu kadar takılıyorsun? tarzı bir yorumla senin odağını değiştirmesidir. Senin şu anda kendi kişisel gelişimine odaklanman gerekmiyor mu diye yorumlar yapabilir. Ve bu taktiği zamanla daha da ileri götürür, gazlighting moduna çıkarabilir. Neden bana bu kadar takıntılısın, nereye gitsem karşıma çıkıyorsun, senden kaçamıyorum tarzı gazlighting içeren laflar edebilir. Burada ise işin en kötüsü bu tür dikkat çekme çabalarını görmezden gelmek zordur. Çünkü kendi davranışını haklı çıkarmak ve kendini savunmak zorunda hissedersin. Böyle bir oyunla karşı karşıya kalırsan bunları kanmamanı tavsiye ederim. Ve böyle bir cazibeye de direnmen lazım. Kendi hayat tecrübelerine tutunmak ve sınırlarını güçlendirmek için de ne gerekiyorsa yapmalısın.